yani din deyince akla gelen Türkiye'deki tartışılan hı hı. ekranlarda ya da satılan kitaplarda çok fazla satılan kitaplarda dinin bunu kabul etmemiz lazım maalesef hikaye boyutu hı hı. Evet. fazlasıyla öne çıkarılıyor. Çok duygusal bir anlatım. Evet, duygusal. Bir şey. Tamam. Yani hı. o bunun Memkribe sos olduğunu hı. kabul etmek lazım. Evet. Yani o duygu yoğunluklu din anlatımının bir sos. Hı hı ama ana menü, ana yemek bu olmamalıdır. Yani size sosu getirseler ana yemek olarak önünüze koysalar itiraz edersiniz. Maalesef o sos ana yemeğin yerine geçebiliyor. Peki ana yemek nedir? Ana yemek. Şimdi şöyle düşününüz. Şu konuştuğumuz meselede mesela akıldan bahsediyoruz. Akıl kimde var? İnsan İnsanda da var. İnsan ne üretiyor? Düşünce üretiyor. Bilgi, düşünce. Tamam. İnsan akıl ve onun ürettiği düşünce. Peki öbür tarafta ne var? Şöyle zihnin otomatik olarak geliyor. İnsanın karşısına Allah var. Peki Allah'ın bizim aklımız vardı. Allah katında ne var? Vahiy var. Hı hı. Bizim yanımızda düşünce vardı. Allah'ın katında ne var? İnanç var. Hı hı. E kardeşim bu gidişatın yanlış olduğu ortada. Şimdi şöyle koyun bakın. İnsan, Tanrı, akıl, vahiy düşünce, inanç. Ya bunlar bizim yaşadığımız dünyada bana göre kategoriler yani bana derken insana hı hı. göre kategorileşen tamamen hayata farklı biçimlerde yansıyan hepsi var olan hı hı. birbirine karşı asla karşıt olarak konum Konumlandırılma, Konumlandırılmasının imkansız olduğu kavramlar. Bunlar sadece problem yaratmak isteyenlerin, olayı göremeyenlerin hı hı. bu tür karşı, karşıtlar üzerinden inşa ettiği bir dünya var. Evet özellikle biz çatışma Bütün, bütün evet. felsefemiz tevhid. Hı hı. Tevhid diye bağıran insanların akıl ve vahiy, din ve bilim arasında ayrım yapmalarının, ne kadar zararlı sonuçlar doğurduğunu bir defa fark etmemiz hı hı. lazım. Asan ayrı kompartmanlarda seyreden bir trenin iki vagonunda biri gidiyor. Biri akıl, biri din. Böyle bir şey yok ki. Hı hı. Yani bir insan aklını sonuna kadar kullanan bir insanın dindar olması, dinden bahsetmesi, hayatına tanrı kavramını getirtip oturtması nasıl oldu? Nasıl bir mirastır ki garip karşılanıyor? Hı hı. Bir Müslüman hoca, bir aydın, Akıl dediği zaman nasıl oluyor da vay tamam anlaşıldı deniyor. <laughs> Şimdi şu soruyu maalesef Hristiyanlığın mirasıdır bize. Onlar meşhur Tertülyanusları onu söyler. Ne işi var Kudüs'te Atinalıların? Evet. Yani dinin içerisinde aklın ne işi ve var? Bu, sor, bu tür soruların ne işi var? Ya sen din dediğin şey nedir? Yani iradenizi teslim edeceksiniz ve irade. Bakın irade insanı ayartan bir yeti. Hı hı. Aklın yanlış çalışmasını da sağlayan diyelim o. Kur'an-ı Kerim de tepeden tırnağa kadar aklı terbiye eden bir kitap değil. Hı hı. Akla sonuna kadar güvenen ve aklınızı çalıştırın. Çalıştırın, çalıştırın diye bir kitap. Ama iradeye gelince diyor ki, İrade, ne kadar yanlış hükümler veriyorsunuz. Niye? Yanlışlık akıldan değil, iradenin ayartmasıyla ortaya çıkıyor. Onun için söyleriz. Kur'an bir irade eğitimi kitabıdır. İrademizi eğitiyor. Aklımızı değil, aklı terbiye etmiyor. Dolayısıyla bu karşıtlık çok yanlış. Bunu bir defa aşmamız lazım. Gelen şunu söylüyor, daha iki hafta önce Ramazan hocam örnek verdi. Bir hanımefendi geldi, kızıyla geldi. Hocam diyor, din ve bilim arasındaki bu çatışma Beni dinden beni, soğutuyor. Mesela, gerçekten beni dinden soğutuyor. Hı. Tanrı fikriyle ilgili bir sıkıntım yok diyor. Hı hı. Ama din ve bilim arasındaki bu... Bakın din ve bilim çatışması batının... Bir icadı. İcadıdır. Evet. Orada bu var. Yani evet. yakılan insanları batıda görebilirsiniz. Hı hı. Ama bizim böyle bir sorunumuz yok ama, ama din, akıl var. düşünce tefekkür taakkul dediğinizde birisi vay falan diyorsa o sorun burada da örtük bir biçimde vardır. On bunu bundan kurtulmamız lazım. İkinci olarak dini şeriat olarak, hı hı. hukuk olarak ortaya koymamız da İnsanlar tarafından ne oluyoruz kardeşim deniyor. Unutmamak lazım. Şeriat dediğimiz uygulamalar bizi dine götüren bir yoldur. Şeriat yol demek. Nereye götürecek bizi? Dine. Din nedir? Din nereye Ramazan hocam söyledi. Evet. Din bütün insanların sadece Müslümanların Hı -hı. değil, bütün insanların temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, Hı -hı. onlara tecavüzü Allah'ın sınırlarına tecavüz sayan bir koruma kalkanı yaratmak isteyen bir bütünün adıdır. Sistem, Din evet. budur. El ismetü bil ademiye dedi. Yani insan olduğu için hakkı hukuku koruma altına alınacak herkesin. Ve bu din li yushirahu ale dini külli uydurulan başka bütün dinlerin de üstüne çıkacaktır. Nedir o? Herkesin hakkı hukuku korunmuş olacak. Bunu sadece işte hamiyetel cahiliye denilen korumayı sadece kendi grubuna, korumayı sadece kendi partisine, korumayı sadece kendi klanına, aşiretine, kabilesine, kendi dinine özgüleyen ne kadar grup adam, parti vesaire varsa onlara da karşıdır. Koruma insan olduğu için herkese sağlanacak. Dolayısıyla bu dinin hakim kılınması. Yani temel insan hak ve özgürlüklerin herkese sağlanması. Hocam, Evrenselcilik. Ile, evet, Evrenselci olacağız. Mahmut Muhammed Taha İslam'ın ikinci Mesajı hı hı. adlı kitabında bunu söylüyor. Ya eyühennas ey insanlar hı hı. ey ademoğlu diyen ayetleri çıkarın. 20. yüzyılda yaşayan insanın önüne koyun. itiraz edeceği bir nokta olmayacaktır. Yok, evet. Ama siz Medine'de ya eyühellezine amenu diye başlayan hı hı. sadece bir gruba hitap eden ayetlerle bütün insanlara hitap eden bir dünya kuramazsınız diyor. Bakın bu bizim sorunumuz. Ne diyor bu adam? Mekke dönemini İslam'ın dönemi, hı. Medine dönemini İslam'ın bu ana ilkelerin uygulandığı pilot uygulama dönemi diyor. Bu, bu da bir sorundur. Buna da bakmamız lazım. Son olarak biz İslam'ın hı, hı. ortak üretimi, bütün insanlığın değerlerini önemsememiz lazım. Evet. Yani sadece kendi ürettiğimiz değerler, lokalize hı hı. edilmiş değerler değil, bütün insanlığı hedef alan bir dinin onlara sunacağı değerler olmalıdır. Evrenselci olmalıyız. Bu bizi, bu bizi kendi kabuğuna çekilen, çekilen savunmacı, savunmacı. Tepkisel. Bravo. Refleksleriyle sürekli Hı -hı. reaksiyonlarıyla evet. hareket eden, antitez sürekli Hı -hı. geliştiren ama tezi olmayan, böylece aşağılık kompleksine kapılan insanlar olmaktan çıkaracak. Hı -hı. Kendi kavramlarımızla müdahale edeceğimiz bir dünya var. Anlamsız görünen dünyaya anlam katacak insanlar olmak gibi bir onur önümüzde mecburiyet, duruyor. Yani mecburiyet işte ve onurumuz evet. orada yatıyor. Çok teşekkür ederim Ramazan hocam.